Herkese selamlar. Sosyal bilgiler dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte 1. dönem 2. yazılıya yine açık uçlu sınavlarla hazırlık çalışması yapacağız. Daha önce de 2 tane yazılı kağıdı çözmüştük. O videoları da mutlaka izlemenizi ve sınava tam olarak hazır bir şekilde gitmenizi tavsiye ediyorum. Soruları sosyalbilgiler.biz sitesinden aldım. Hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Hocalarımızın sitesinin linkini açıklama kısmına koyuyorum. Mutlaka siz de o siteyi ziyaret etmelisiniz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi hemen yazılı kağıdımıza geçiş yapalım. Sevgili arkadaşlar toplamda 8 tane bu yazılıda soru çözeceğiz. Önce isterseniz siz kendi cevaplarınızı verebilir, daha sonra benden çözümleri dinleyebilirsiniz. O zaman ilk soru diyelim hemen. Diyor ki verilen metinde Zehra'nın çocuk olarak hangi hakkının ihlal edildiğini söylenebilir. Şimdi ihlal etmek aslında çiğnemek demek. Peki bakalım. Zehra dağların arasında suları çağlayarak akan, havası mis gibi yemyeşil bir köyde dedesi ve babaannesiyle birlikte yaşıyor. Onlara hayvanların bakımında ve bahçe işlerinde yardım ediyordu. Maddi sıkıntılar nedeniyle okula başlayamamıştı. Köyleri en yakın okula 5 kilometre uzaklıktaydı. Dedesi bu yılda okula gidemeyeceğini söylediğinde Zehra çok üzülmüştü. Dikkat ederseniz soruda iki tane yeri özellikle sizlere çizdim. Birincisi okula başlayamamıştı bilgisi, bir diğeri ise okula gidemeyeceği bilgisi. Yani burada Zehra'nın eğitim hakkı ihlal edilmiştir. Dolayısıyla buraya biz eğitim hakkı yazacağız ve ilk sorudan tam puan alacağız. Bu soru 10 puanlık bir soruymuş. Hemen devam edelim ikinci sorumuzla. Aşağıda Anadolu ve Mezopotamya medeniyetlerine ait bazı özellikler verilmiştir. Verilen özelliğin hangi alanla ilişkili olduğunu yazınız. Dikkat edin, alan sordu bize. Alan dediği zaman sorularda siyasi, sosyal, ekonomik, dini gibi bu alanları almamız lazım. Hemen bakalım. Urartular Şamran adı verilen sulama kanalları yapmıştır. Arkadaşlar, sulama kanalı varsa bu işin içinde bir de tarla vardır. Tarla sulamak vardır. Dolayısıyla burada Urartuların şamran yapması tarımla ilgilidir. Sümerler tekerleği icat etmişlerdir. Tekerlek bir yerden bir yere bizi götürdüğü için biz buna ulaşım diyelim. Ulaşımı da buraya yazıyorum. Hemen devam ediyorum. Sümerler yine zikkuratların orta katlarını okul olarak kullanmıştır. Okul dediği için ne geleceğini hemen zaten anladınız. Eğitim gelecek buraya da. Lidyalıların parayı icat ederek takas usulüne son vermesi de ekonomi de olur, ticaret de olur arkadaşlar. Bunu şöyle yazalım. Ekonomi, ticaret öğretmeniniz ikisini de yazarsanız büyük ihtimalle kabul edecektir. Evet ikinci soruyu da bu şekilde bitirdik. İkinci sorumuz kaç puanmış? 20 puanmış. Oo gayet güzel. Üçüncü soruya geldim. Üçüncü soruda bana diyor ki hakkında bilgi verilen bu halk oyunlarının adlarını yazınız. Hemen bakalım. 1. Ülkemizde farklılık gösteren başka bir kültürel ögede halk oyunlarımızdır. Trabzon, Rize, Artvin gibi şehirlerimizde oynanır. Bölge insanının hareketli yaşamını yansıtır. Kemençe eşliğinde, bak benim için belki en önemli ipucu geldi. Kemençe eşliğinde oynanan oyunda erkekler mintan, kara cepken ve zıpka ile adı verilen bir pantolon giyerler. İsterseniz 1-2 diye sırayla gidelim. Birinci Kemençe dedi. Karadeniz'de oynanıyor belli ki. Hareketli bir oyun dedi. Karadeniz'de olanlar hemen zıpladılar yazdılar. Diğerleri de biliyorlardır bence. İlk oyunumuzun adı Horon'du arkadaşlar. Şimdi 2'ye geldim. Ege kıyılarında oynanan halk oyunudur. Tek kişiyle oynandığı gibi grup halinde de oynanabilir. Zeybek oynayanların başındaki kişiye Efe adı verilir. Oyun e, grupla oynandığı o, e, oynandığında oyuncular çember e, şeklinde dizilir. Eller baş hizasına gelecek şekilde kollar yukarı doğru kaldırılır. Bu oyunda zaten bak Zeybek oynayanların başında da diye belirttiği için ben buraya tabii ki de ne yazacağım? Zeybek yazacağım. Ege'de oynandığı için bu zaten benim için düzelde bir ipucu olmuştu. Hemen devam edelim dördüncü soruya. Dini bayramlardaki hangi uygulamalar toplumda birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine katkı sağlamaktadır? Birlik ve beraberliği geliştiren ve pekiştiren en önemli şey bence akraba ve komşularla pay, e, bayramlaşmak. Hemen şöyle yazalım. Akraba ve komşularla bayramlaşma. Komşularla bayramlaşma. Bu bizim birlik ve beraberliğimizi kesinlikle arttıran güzel bir adetimiz, gelenek ve göreneğimiz. Yine birlik ve beraberliğimizi arttıran küslerin barıştırılması. Bayramlarda bu uygulamayı çok görürsünüz. Çünkü bayramlar birlik ve beraberliğimize vesile olan uygulamalardır. Küslerin barıştırılması da yine birlik ve beraberliğimizi arttıran unsurlardandır diyebiliriz. Aklınıza başka bir şeyler geliyorsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Zaten onları da orada değerlendirebiliriz. Geldim 5. soruya. 5. soruda bana diyor ki. E, verilen bu tanıma uygun olan kültürel değişime bir örnek yazınız. Çeşitli nedenlerden dolayı kültürün davranış kalıplarında farklılıklar meydana gelmesine kültürel değişim denir. Kısaca eski kültür ögelerinin yerini yeni uygulamalara bırakmasıdır. Ben burada kültürel değişime bir örnek vereceğim. Hemen şöyle ki eskiden kahve yanına ne geliyordu? Kahve yanına lokum gelirken kahve yanına lokum gelirken şimdi uzun uzun yazmayacağım. Şöyle yapıyorum. Şimdi kahvenin yanına ne geliyor? Çikolata geliyor. Şöyle de yazayım. Eğer buradan izlemeye başlayanlar varsa da kafası karışmasın. Eskiden kahvenin yanında lokum gelirken şimdi daha çok çikolata geliyor. Ya da şöyle yapalım. Eskiden at ile gelin alınırken at ile gelin alınırken arkadaşlar peki şimdi atla gelin alma deve ile gelin alma gibi bir şey var mı? Yok. Ne var? Tabii ki yerine gelin arabası diye bir şey var. O zaman bu da şimdi olduğunu gösteriyor. Yani kültürel değişime başka bir örnek. Aklınıza gelen bir şey varsa mutlaka yazın, öğretmeniniz puan verecektir. Geldim 6. soruya. 6. soruda bana bir fiziki harita vermiş. Bu sorunun ben puanı yüksek olduğunu düşünüyorum. Hemen bakayım kaç puanmış. 6. soru aa 10 puanmış. Çok da değilmiş ya. Keşke daha fazla olsaymış. Gelelim fiziki harita sorusuna. Türkiye fiziki haritasına bakarak iki tane çıkarımda bulunarak yazınız. Şimdi fiziki haritayı bir yorumlayalım. Ondan sonrasında arkadaşlar çıkarımlarımızı yazalım. Bak Fiziki haritanın en böyle yeşil olan yerleri, yeşil görülen yerler orman mıydı? Hayır tabii ki. Çimen miydi? Hayır tabii ki. Yeşille görülen yerler düz alanlardı. Sarı renkle görülen şu işaretlediğim bölgeler orta yükseklikteki yerlerdi. Kahverengiyle görülen şu işaretlediğim yerlerde dağların en yüksek olduğu, en yoğun olduğu yerlerdi. Şimdi buna bakarak ülkemizin batısı burası sevgili arkadaşlar. Doğusu da burası. Şimdi baktığınızda İlk çıkarımı yapalım mı hemen? Yazalım. Ülkemizin yüksekliği batıdan doğuya artar. Doğru mu? Ülkemizin yüksekliği batıdan doğuya artar. Batıdan doğuya artar. Yani bak nereden anlıyorum? Batıya bakıyorum yeşil renkler yükseltisi az. Sonra İç Anadolu'ya doğru geliyorum biraz yükselmiş. Sonra doğuya doğru geliyorum daha da yükselmiş. Yani batıdan doğuya doğru artar bilgisi bence kesinlikle bu soruya yazılabilecek bir çıkarımdır. Sonra e, yine dağların uzantısıyla ilgili bir şey yapabiliriz. Bak yorum yapabiliriz. Yine dağlar bak dikkat ederseniz şöyle bak böyle dikkat ederseniz hep böyle mesela buralarda da dağlar batıdan doğuya doğru uzanır, doğru mu? Dağlar batıdan doğuya doğru doğuya doğru uzanır. Tamamdır. Bunu da yazabilirim. Yani bu harita ile ilgili şu da eğer bilinirse yapılabilir. Şu yorumda yapılabilir. Ülkemizin en dağlık bölgesi Doğu Anadolu'dur. Yapılabilir. Sonra yine ülkemizin en düz olan bölgesi Marmara'dır. Yorumları yine yapılabilir. Buraya yazılabilecek şeyler arasında. Peki. Altıncı soruya geçtik. Yedinci soruya geldim. Verilen bilgi ve görseller iklimin hangisine etkisidir dedi. Yağışın bol olduğu Karadeniz bölgesi orman bakımından zengindir. Burada geleneksel evler ahşaptan yani ağaçtan yapılır. Yazların sıcak geçtiği Akdeniz iklimin görüldüğü yerde içi serin tutmasından dolayı taş evler tercih edilir. Karasal iklimin hakim olduğu yerlerde ısıtma ve soğutmada az bir enerjiye ihtiyaç duyan kerpiç yani toprak evler yaygındır. O zaman ben şunu diyebilir miyim? İklim konut tipini etkiler. İklim konut tipini etkiler konu tipini etkiler. Ya da şey de diyebilirsiniz. Hani ev şeklini, ev ev şekillerinde diyebilirsiniz bu soruya. Peki 8. soruya geldim. Nüfus ve yerleşmeyi etkileyen unsurlar doğal ve beşeri unsurlar olarak ikiye ayrılır. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz demiş. Bana bu tarafta, sol tarafta doğal sebepleri yazın demiş. Bu tarafta da beşeri sebepleri yazın demiş. Şimdi nüfusun dağılışını etkileyen doğal sebepler arasında kesinlikle ben buraya iklim yazabilirim yine en önemlilerinden bir tanesi yer şekilleri yazabilirim. Bunlar bizim etkileyemediklerimiz olacak. Doğal faktörleri, doğal sebepleri biz etkileyemiyoruz. Ama beşeri insanın etkileyebileceği şeyler. Buraya ne yazabilirim? Ticaret yazabilirim. Nüfusun dağılışını etkileyen. Yine turizm yazabilirim. Tarım yazabilirim. Bunlar da nüfusun dağılışını beşeri olarak etkiler. Buraya siz sanayi yazabilirsiniz, hayvancılık yazabilirsiniz, eğitim faktörü diyebilirsiniz. Bunları da yazabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 8 tane soru çözdük. Umarım 3. videomuzla birlikte çok güzel bir şekilde yazılıya hazırlanmışsınızdır. İlk 2 videomuzu da izlemeyi unutmayın diyerek bu hafta yazılarınızda hepinize başarılar diliyorum. Toplam 3 tane yazılı çözdük. İnşallah içlerinden bir tanesi çıkar da aynı notları görürsünüz ve 100 alırsınız diyerek videomuzu bitiriyoruz. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere. Yazılarınızda başarılar.